Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dersimizin konusu iletken ve yalıtkan maddeler. Bu dersimizde elektriği ileten ve iletmeyen katı, sıvı, gaz maddeleri öğreneceğiz. Elektrik çarpmasını ve elektrik çarpmasından nasıl korunacağımızı öğrenip soru çözümü yapacağız. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar, elektrik günlük hayatımızda her yerde kullandığımız bir enerji türü. Peki bunlar nerede kullanılıyor? Endüstride, tıpta, ulaşımda, bilişimde, haberleşmede her yerde elektrik kullanıyoruz. Peki bu elektrik enerjisini nereden elde ediyoruz? Akü, pil, batarya elektrik kaynağı olmasına rağmen kullandığımız birçok elektrikli cihazlar şehir elektriğidir. Bakın, şehrimize gelen elektrik iletken tellerle şehrimize ulaşıyor. Peki nerede üretiliyor? Termik santrallerde. Bakın, elektrik santrallerinden termik santral, hidroelektrik santral ve rüzgar santrallerinde, daha birçok santrallerde üretilip şehrimize geliyor, kullanıyoruz. Elektrik devre elemanlarını şöyle bir tekrar edelim, tanımış olalım. Arkadaşlar, devre elemanı iletken teli bu şekilde gösteriyorduk, sembolü. Resmi ve sembollerini görüyorsunuz. Anahtar bu şekilde arkadaşlar. Pil, bakın artı eksi kutbu, ampul bu şekilde veya çarpı, içerisinde çarpı işareti de olabilir. Direnç budur. Bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Reos da, yani değişken direnç. Arkadaşlar, direnci değiştirmek için kullandığımız sembol de bu. Arkadaşlar, biz elektrik devrelerinde sembolleri kullanırız. Devre elemanlarıyla bir elektrik devresi kuralım arkadaşlar. Anahtar, ampul, pil. Şimdi bunu sembollerle gösterelim. Anahtar, açık anahtar, ampul, iletken ve tel ve pili bu şekilde gösteriyoruz. Bakın, basit bir elektrik devresini bu şekilde kuruyorduk arkadaşlar, hatırlarsanız. Peki herhangi bir maddenin elektrik akımını iletip iletmeyeceğini belirlemek için devre düzeneği nasıl hazırlanır? Arkadaşlar, bu şekilde devre düzeneğinde iletken telin A ve B uçların arasına maddeyi koyarız arkadaşlar. Eğer ampulümüz ışık veriyorsa koyduğumuz madde iletken, vermiyorsa yalıtkandır arkadaşlar. Bu AB uçları arasına koyduğumuz maddelerde maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlığını test ederiz. Ayrıca bu devreye test devresi de denir arkadaşlar. Şimdi iletken ve yalıtkan maddelere bakalım. Elektrik enerjisini bir yerden başka bir yere ileten maddelere iletken madde, iletmeyen maddelere ise yalıtkan madde diyoruz arkadaşlar. Burada demir, bakır, alüminyum, altın, gümüş, kurşun, nikel ve krom gibi metal maddeler, elektrik maddesi iletkendir. Biz bu maddeleri arkadaşlar test ucuna koyduğumuzda, bakın, ampulümüz ışık veriyor. Plastik, tahta, cam, porselen, naylon, kağıt, kumaş, hava, şeker, kauçuk gibi metal olmayan maddeler ise yalıtkandır arkadaşlar. Biz bu maddeleri test ucuna koyduğumuzda ampulümüz ışık vermez. Katı haldeki iletken ve yalıtkan maddeleriyle sıvılar ve gazlara da göreceğiz arkadaşlar. Elektrik iletkenliğine göre maddeler iletken madde ve yalıtkan madde olarak ikiye ayrılıyordu. İletken maddelerimiz katılarda bakır, nikel, alüminyum, krom, demir, gümüş, altın, kurşun, kalem ucu iletkendir arkadaşlar. Yalıtkanlar ise cam, kağıt, plastik, yün, porselen, ipek, tahta ve seramiktir. Örnek yapalım arkadaşlar, bir öğrenci oluşturduğu şekildeki gibi basit elektrik devresinde test uçlarına bazı maddeler koyarak lambanın ışık verip vermediğine bakıyor ve aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Arkadaşlar, test ucuna X maddesini koyduğunda lamba ışık vermiş. O halde X maddemiz demir olabilir, bakır olabilir, nikel olabilir, seramik olamaz. D'yi eledim. Arkadaşlar, Y maddemiz ışık vermemiş. O halde nikel ışık verir olamaz, demir ışık verir olamaz, evet, plastik ışık vermez olabilir. Z maddesini koyduğumuzda alüminyum ışık vermiş arkadaşlar olabilir, o halde cevabımız da olacak C şıkkı. Sıvı haldeki iletken ve yalıtkan maddelere bakalım arkadaşlar. Katılarda olduğu gibi sıvıların da iletken olup olmadığını benzer bir düzenek kurarak, yani test devresi kurarak bakıyoruz arkadaşlar. Kaptaki sıvı madde ampulün ışık vermesini sağlamadığından yalıtkandır arkadaşlar. O halde saf su, şekerli su, alkollü su, sıvı yağ gibi maddeler arkadaşlar elektrik akımını iletmez. Kaptaki sıvı madde ampulün ışık vermesini sağlayabildiğinden iletkendir arkadaşlar. O halde tuzlu su, asitli su, sirke, soda, limonlu su, kan önemli, çeşme suyu arkadaşlar. Bakın, saf su,
Yalıtkanken çeşme suyu iletken. Dikkat ediyoruz. Tuzlu su iletken. Dikkat ediyoruz buraya. Deterjanlı su iletken gibi sıvılar elektrik akımını iletir. Yalıtkan olan maddeler iletkenlik kazanabilir mi sorusuna bakalım arkadaşlar. Yalıtkan maddeler bazı durumlarda iletkenlik özelliği kazanabiliyor. Örneğin arkadaşlar hava iletken olmadığı halde yıldırım düşmesi sırasında bulutlar ile yer arasında elektrik akışını sağlayarak iletkenlik özelliği kazanabiliyor. Hava iletkenlik özelliği kazanabiliyor. Ayrıca arkadaşlar saf su yalıtkan durumdayken içerisine tuz eklersek veya sirke eklersek, limon suyu eklersek iletken oluyor arkadaşlar. Yalıtkan sıvılar elektrik enerjisini etkisiyle iletkenlik kazanır. Bu yüzden sıvı maddeler elektrikli aletlerden uzak tutulmalıdır arkadaşlar. Floresan lamba elektrik iletkenliği kazanabilen neon gazları kullanılır. Arkadaşlar elektrik iletkenliği kazanabilmesi için içerisine, şu lambaların içerisine neon gazı kullanılıyor. Elektriği ilettiği için burada ışık veriyor. Aydınlatma ve reklam tabelalarında neon gazı kullanılır arkadaşlar. Burada ışıklı olsun diye. Örneğin arkadaşlar bakın bu eczane tabelasında içerisinde neon gazı iletkenlik kazandırıp ışık veriyor. Kuru tahta elektriği iletmezken ıslatırsak arkadaşlar elektrik iletkenliği kazanır. İnsan, hayva, bitki gibi canlılar arkadaşlar içerisinde iletken sıvılar olduğu için elektrik iletkenliğidir arkadaşlar. Bakın burada yine bir neon lamba. Etkinlikle devam edelim. Sıvı bir maddenin iletkenliğini belirlemek isteyen öğrenciler seçtikleri sıvı maddeleri hazırladıkları devrelerde deneyeceklerdir. Kullanılan sıvı maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri göz önünde bulundurularak tabloları oluşturalım. Arkadaşlar burada bir test ucu görüyorsunuz. Bu test ucuna bunları koymuşlar arkadaşlar. İletken mi yalıtkan mı olduğunu ampule bakarak. Birinciye bakalım arkadaşlar. Şekerli su yalıtkan, sirke iletken, saf su yalıtkan, çeşme suyu arkadaşlar iletken. Bakın saf su yalıtkanken çeşme suyu iletken, sıvı yağ yalıtkan, deterjanlı su iletkendir arkadaşlar. Bursluluk sorusunu çözelim. Aşağıdaki elektrik devresinde ampul ışık vermektedir diyor arkadaşlar. Bakın zaten ışık veriyor. Bu devredeki metal çivi alınıp kale uçları arasına aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldığında ampul yine ışık verir diyor arkadaşlar. Bakın bu metal çivi de ışık veriyorsa biz bunun arasına neyi koyarsak yine ışık verir. Uçlar arasında tuzlu suyu batırdığımızda evet yine verir. Tuzlu su iletkendir. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerini okuyalım. Saf su yalıtkandır olmaz. Porselen yalıtkandır olmaz. Yün ip yalıtkandır olmaz. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Yine örnekle devam edelim. Yukarıdaki devrede ampulün ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bakalım arkadaşlar. Bakır, tel, pil, gümüş iletken. Burada plastik kablo yalıtkan arkadaşlar. O halde plastik kabloyu çıkarıp iletken bir şey koyacağız. Hangi şıkkımızda var? Bu bakalım. Gümüş tel yerine bakır tel kullanılır. Hayır. Bakır tel yerine plastik kablo kullanılmalıdır. Hayır. Plastik kablo yerine gümüş tel kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar. Plastik yalıtkan olduğu için ampul ışık vermiyor. Yerine gümüş koyarsak verir. Cevabımız diye şıkkı. Elektrik devrelerinde kullandığımız araçlarda iletken maddelerin yanı sıra yalıtkan maddeler de kullanılır. Çünkü İletken maddelerden elektrik geçtiğinde bizi çarpacaktır. Onun için bakın bu kabloda dışarısına yalıtkan konulmuş. Yine arkadaşlar bakın kontrol kalemlerinde elektrik çarpmasın diye yalıtkanla kaplanmış. Yine prizlerde bakın arkadaşlar prizin dışı ve plastikle kaplanmış. Prizin kendisi porselenle kaplanmış. Elektrik akımından doğru ve güvenli bir şekilde yararlanmak için iletken maddeleri yalıtkan maddelerle kaplarız. Bu şekilde yalıtım sayesinde elektrik akımının tehlike etkisinden koruluruz. O halde yalıtım için arkadaşlar plastik, porselen, mika, kauçuk gibi maddeler kullanırız. Elektrikli aletlerin kabloları plastikle kaplıdır bizi çarpmasın diye. Arkadaşlar yine kontrol kalemi, pense, fiş, priz, duy, elektrik anahtarı gibi malzemeler plastik veya porselenle kaplanır. Bu şekilde elektrik malzemeleri elle tutulan kısımları plastikle kaplanarak bizi elektrik çarpmasından korur arkadaşlar. Elektrik çarpmasından korunma yollarına devam edelim arkadaşlar. Üzerlerinden elektrik akımı geçen iletkenle doğrudan temas edince elektrik çarpması meydana gelir. Elektrik enerjisinin üzerinden geçmesine elektrik çarpması denir. İnsan vücudu iletken olduğundan elektrik akımına temas etmesi sonucu yanık, yaralanma, şok geçirme ve ölüm gibi olaylar meydana gelebilir arkadaşlar. Onun için elektrik çarpmasına dikkat edeceğiz. Elektrik çarpması sonucu kalp ve solunum durabilir, bilinç kaybı olabilir. Elektriğe çarpan kişiye dokunmak tehlikelidir arkadaşlar. Elektrik çarpılması durumunda derhal sigorta kesilmeli
veya kazazadenin kablo ile teması yalıtkan bir madde ile kesilmelidir arkadaşlar. Elektrik enerjisinin zararlı hale dönüşmemesi için şu önlemler almamız gerekir arkadaşlar. Ellerimiz ıslakken elektrikli aletlere çalıştırmamak, yıpranmış kablo priz gibi fişlere kullanmamak, bir elektrik prizine aynı anda birden fazla fiş takmamak, elektrik ileten kablolardan uzak durmak, yağmurlu havada uçurtma uçurtmamak arkadaşlar tellere değerse bizi çarpabilir. Tecrübemiz olmadan elektrikli aletleri tamir etmeye çalışmamak arkadaşlar. Devreleri inceleyerek ışık veren ampullerin bulunduğu devrelerin altındaki kutucukları işaret. Arkadaşlar sirkeli su iletkendir, ışık verir. Tuzlu su iletkendir, ışık verir. Saf su yalıtkandır, ışık vermez. Alkollü su yalıtkandır, ışık vermez. Gümüş iletkendir, verir. Bakın test ucu arasında gümüş var, iletkendir, verir. Tahta yalıtkandır, vermez. Plastik yalıtkandır, vermez. Demir iletkendir, verir arkadaşlar. Bakın yıpranmış kabloyu elektrik prizine çarparsak bu şekli alırız. Elektrik çarpılmalarında yapılması gerekenler şunlardır arkadaşlar. Öncelikle elektrik sigortası kapatılmalı. Elektrik çarpan kişi asla çıplak elle dokunulmamalı. Kara plastik eldiven takılmalı. Lastik tabanlı ayakkabılar giymeli. Çünkü arkadaşlar ne olur? Elektrik iletkenliğini yerden kesmek için. Elektrik çarpan kişinin yakınından iletken maddelerden, yakındaki iletken maddeler yalıtkan kullanılarak uzaklaştırılmalıdır arkadaşlar. Bakın burada süpürgeden uzaklaştırmış. İlk yardım ekibi aranarak hastaneye kaldırılmalıdır. 2019 bursluluk sorusunu çözelim. Şekildeki verilen bir ütüde arkadaşlar, buna göre ütünün numaralandırılmış kısımlarının hangilerinde kullanılan malzemelerin seçiminde elektrik çarpmalarından korunma amaçlanmıştır? Bir numaralı kısım fişin ucundaki iletkendir. İki numaralı kısım fişin plastik kaplanan dış kısmıdır. Evet bakın plastik kaplanması korur. 2 olacak. 3 numaralı kısım iletken telin dış yüzeyini kaplayan plastiktir. Evet bu da bizi korur. 3 de olacak. 4 numaralı kısım ütünün içinde bulunan ve ısınmayı sağlayan teldir. Şurası arkadaşlar. Arkadaşlar bize 2 ve 3 numaralı bizi elektrik çarpmasından koruması için kaplanmış. O halde cevabımız 2, 3, C şıkkı olacaktır. Maddelerin elektriksel özellikleriyle ilgili oluşturulan tabloda kaç tane işaretleme hatalı yapılmıştır diyor. Limonlu su iletken doğru. İnsan vücudu yalıtkan demiş, yanlış. Saf su yalıtkan doğru. Tahta kürdan yalıtkan doğru. Kaç tane yanlış var? Bir tane cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Semih'in yapacağı en uygun davranıştır diyor. Bakalım Semih bilgisayarının kablolarından birinin zarar görerek kıvılcımlar çıkardığını fark ediyor. O halde Semih ne yapmalı? İlk önce sigortayı indirip kabloyu prizden çıkarmalı. Hangi şıkta var bu? Kabloyu duvara asarak kullanmalı. Hayır. Kağıt mendiliyle zarar gören kısmı sarmalı. Hayır. Sigortaları indirip kabloyu prizden çıkarmalı. Evet cevabımız C şıkkı olacak. Kabloyu pense kullanarak kesmeli. Hayır. Aşağıdaki devrelerden hangisi maddenin elektrik akımını iletebildiğini veya iletmediğini belirlemek için kullanılır? Yani test devresi hangisidir diyor. Arkadaşlar burada pil yok, A şıkkı olmaz. Burada ampul yok, olmaz. C'de ne pil ne ampul var, hiç olmaz. Evet cevabımız D şıkkı. Bakın şurası test ucu, pilimiz ve ampulümüz var. Cevabımız D şıkkı. Devre elemanı birbirine bağlayarak elektrik akımının taşınmasını sağlar. Arkadaşlar üçgen yerine hangisi gelmelidir diyor. Bunun hangisinin göreviydi? İletken telin göreviydi. Cevabımız B şıkkı. Şekildeki devreyi kuran öğrenciler ampulün ışık vermesini sağlamak istiyor. Bakalım arkadaşlar. Pilimiz eksik ve test ucumuz var. Burada iletken olmalı. Öğrenci devredeki boşlukları hangisiyle eklerse istenilen sonucu ulaşır. Arkadaşlar A şıkkında demir, çubuk, gümüş iki iletken var. Pil yok, olmaz. B'de pil var fakat cam bile yalıtkan olduğu için olmaz. C'ye bakıyoruz. Pil var. Evet pili koyduk. Test ucuna da alüminyum folyoyu koyabiliriz. Evet doğru cevabımız C şıkkı. Buraya bakıyoruz. Bakır tel ve tuzlu su. İkisi de iletken fakat pil olmadığı için olmaz. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki resimlerden hangisini bu şema için kullanılamaz diyor. Elektrik yalıtımı ile ilgili hazırlanan şemada eksik kutular tamamlanacaktır. Arkadaşlar yalıtım malzemelerini kullanıyormuş. Tornavidanın tutulacak kısmı, prizin dış kısmı. Evet demir çivi olmaz arkadaşlar. A şıkkı yalıtım değil, iletkendir bu. Plastik tel olur. Fişin dışı olur. Tost makinesinin dışı olur.
A iletken olduğu için yalıtkan malzemeleri olmaz, cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki kare, daire, sembollerin yerine hangisi yazılmalıdır diyor. Bakalım, elektrik enerjisini ileten maddelere iletken diyoruz. O halde C ve D'yi eledim. Nokta nokta yapılmış maddeler elektrik akımını iletmez. Yalıtkanlarla yapılan, evet arkadaşlar, plastik yalıtkandır, metallerden olmaz, iletkendir, sildim. Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için prizler nokta nokta maddeleriyle kaplanmalıdır. Yalıtkan madde, cevabımız ne olacak? A şıkkı. Yukarıdaki gazların iletkenliği konusunda görüşlerini bildiren öğrencilerin söyledikleri aşağıdakilerin hangisine gibi sıralarsak anlamlı ve doğru bir cümle kurmuş oluruz diyor. Arkadaşlar, böyle sorularda büyük harfle başlayan birdir, noktalı olan son cümledir. Yani 3 ile başlayacak, 2 ile bitecek. Okuyalım. Hava yalıtkan bir maddedir. Fakat, yani 3, sonra 1. Fakat yıldırım ve şimşek gibi doğal olayları sonucunda burası 3, burası da 4 olacak. Hangi şıkkımızda var bu? 3, 1, 4, 2. A şıkkında var. Yukarıda verilen düzenekteki ampulün ışık vermesini isteyen Özlem, saf su içerisine aşağıdaki maddelerden hangisini eklememelidir diyor. Dikkat ediyoruz, soruyu doğru okuyoruz. Eklememelidir. Işık vermesini istiyormuş. Saf su içerisine sirke koyarsa verir, limon koyarsa verir, tuz koyarsa verir, zeytinyağı koyarsa vermez arkadaşlar. Çünkü zeytinyağı yalıtkandır, cevabımız C şıkkı. Dersimiz sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.